Merhaba değerli izleyiciler, sevgili öğrenci arkadaşlarımız. Üniversite tercih sürecinde sizlere katkı sağlayacağını düşünerek hazırladığımız Benim Üniversitem canlı yayın süresinde, serisinde sırasıyla Anadolu Üniversitesi'nin fakülte dekanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz, üçüncü konuğumuz Anadolu Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi Sayın Doçent Duygu Kahraman. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Umarım cevaplarımız da öğrenci arkadaşlarımızı tatmin eder. Ben tatmin edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok ayrıntılı bir çalışma yapmışsınız. Çok teşekkür ederiz bu çalışmanız için. Biz teşekkür ederiz böyle bir fırsatı bize verdiğiniz Hocam, için. Hocam hemen kısaca tanıtabilir misiniz kendinizi? Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesiyim. Evet. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dekan yardımcısıyım. Dekan yardımcısı, evet. Biraz eksik bilgi vermişiz ama olsun. Of. Affola. Hocam peki bölümünüzü kısaca tanıtabilir misiniz? Mesela tarihçesini, amaçlarını, vizyonunu, Türkiye'deki ayrıcalıklı konumunu. Elbette. Güzel Sanatlar Fakültesi 1983 yılında Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş. 1985-86 eğitim öğretim yılında grafik ve seramik bölümleriyle eğitime başlamıştır. Evet. 1992 yılında da fakülteye, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Fakültemizde 7 bölümümüz bulunmaktadır. Grafik sanatlar, seramik bölümü, çizgi film ve animasyon, resim bölümü, heykel bölümü, baskı sanatları bölümü ve cam bölümü. Hı hı. Önümüzdeki Eylül ayında 1-2-3 Eylül'de özel yetenek sınavımızı yapacağız. Biz fakülteye ön kayıt ve özel yetenekle öğrencilerimizi alıyoruz. İlgilenen adaylar olursa Anadolu Üniversitesi'nin duyurularında, web sayfasında, duyurularda başvuru şartlarını takip edebilirler. 1 ve 3 Eylül dediniz 1, değil mi hocam? 1-2-3 Eylül'de 1, yapıyoruz. 1-2 ve 3 Eylül'de evet. Yetenek sınavlarımız olacak. Peki hocam genel olarak akademik bölümlerimiz hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz rica etsem? Elbette. Bahsettiğim gibi 7 bölümümüz var. 1985 yılında kurulan seramik bölümü teknolojik olarak modern seramik teknolojisini desteklemekte, endüstriyel üretimde, sanatsal tasarımlarda ve endüstriyel dekor yöntemlerini öğrencilerle paylaşmaktadır. Evet. Grafik bölümümüz de bünyesindeki yazılım ve donanım açısından son derece gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Offset baskı, çeşitli serigrafi atölyesi, offset baskı ve fotoğraf stüdyosuyla hizmet vermektedir. Evet. Heykel bölümümüz 1990 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Ana binada atölyelerinin yanı sıra kendine özel bir binası bulunmaktadır. Bu binanın içinde taş atölyesi, metal atölyesi, ahşap, bronz döküm, polyester döküm ve takı atölyeleri bulunmaktadır. Malzemelerin çoğu üniversite tarafından ve fakülte tarafından öğrenciye verilmek, uygulamalı dersler vermektedir. 91-92'de eğitim öğretim yılına geçen resim bölümünde de yoğun olarak birinci sınıfta temel plastik sanatlar eğitimi verilmekte. Sonraki yıllarda resim atölye, desen, modelden desen gibi dersler verilmekte. Baskı sanatları bölümü 2000-2001 yılında eğitim öğretime geçmiştir. Baskı sanatları bölümü de tıpkı heykel bölümünde olduğu gibi kendine özel bir binaya sahiptir. Evet. Yine çok güçlü bir donanımı olmakla birlikte baskı alanında ülkede ve dünyada söz sahibi kurumlardan biridir. Cam bölümü en son açılan bölümlerimizden, göz bebeklerimizden, altyapısıyla, donanımıyla Türkiye'de ilk ve tektir. 7/24 yanan bir sıcak cam fırınına sahiptir. Böyle bölümlerimiz. Çok güzel. Peki hemen soruyu hemen ekliyorum ben. Bu birazcık genişletelim bu cevabı. Hem bu açıdan da iyi olur. Laboratuvarlarımız, atölyelerimiz, özel öğretim alanlarımız veya tesislerimiz hakkında da ekleme yapmak istediğiniz. Fakülte olarak geniş bir alana sahibiz. Evet. Yenilenmiş ve teknolojik altyapıyı her daim çok önemsiyoruz. Tüm laboratuvarlarımızda, bilgisayar laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde her daim yenilikçi davranmaya çalışıyoruz. Harika. Motion Capture stüdyomuz var. Hareket yakalama stüdyosu. Bu başka bir üniversitede, fakültede yok. Sadece bizde var diyebilirim. Süper. Yine az önce bahsettiğim gibi 7/24 yanan bir cam fırınımız var. Öğrencilerin de her türlü ham madde ihtiyacı fakülte ve üniversite tarafından, yani çoğu karşılanmakta.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki staj ve mezuniyet imkanlarımız, projelerimiz hakkında bilgilendirebilir misiniz bizi? Elbette mezuniyet projelerimiz bizim için çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önceki yıllarda Pera Müzesi'nde, Pera Müzesi ile işbirliği içerisinde mezuniyet sergimizi İstanbul'da izleyiciyle buluşturduk. Daha sonraki yıllarda Ankara CERN Modern'de bir sergimiz oldu. BASE İstanbul mutlaka bizim mezunlarımızı tercih ediyor ve BASE İstanbul'a katılan öğrencilerimiz oluyor. Onun dışında üniversitede, Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde de mezuniyet sergilerimizi yapıyoruz. Stajlar isteğe bağlı, öğrenciler isterse yapabilir ama proje tabanlı stajlarımız da mevcut. Evet, peki hocam bu çok merak edilen bir soru. Yurt dışı eğitim olanakları nedir? Erasmus programını çok önemsiyoruz. Çünkü Erasmus. Yurt dışında öğrencilerimizin gitmesi bizim için çok kıymetli. Yaratmak için görmeye de ihtiyaçları var. Ufuklarının açık olmasına da çok ihtiyaçları var. Bu nedenle onları çok önemsiyoruz. Almanya, İrlanda, İspanya, Fransa, daha sayamayacağım birçok ülkeyle 52 adet Erasmus anlaşmamız bulunmakta. 52 adet Erasmus. Evet. Mükemmel. Japonya, Kırgızistan ve Makedonya ile de 5 adet Mevlana anlaşmamız bulunmakta. Evet, teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuz, sizler tarafından organize edilen, katılımı sağlanan uluslararası bir organizasyon var mı hocam? Elbette. Bir kere biz katılımcı eğitimi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin her daim bu etkinliklerin içinde yer alması bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında düzenlemek üzere olduğumuz, şu anda hazırlıklarını tamamladığımız uluslararası Yunus Emre temalı Lületaşı Heykel Sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz Nisan ayında AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumunu gerçekleştirdik. Uluslararası davetli, ne yazık ki pandemi nedeniyle çevrim içi yaptık. Fakat çok ilgi duyuldu. Uluslararası katılımlı bir sempozyumdu. 210 kadar sözlü bildiri, 11 poster bildiri ve 370 sanatçı karma sergimize katılım sağladı. 370. Evet. Aynı zamanda bölümlerimizin düzenlediği etkinliklerimiz var. Grafik bölümümüz tarafından organize edilen Yunus Emre temalı Uluslararası Kaligrafi Tipografi Etkinliği'nin en son 13.sü düzenlenmişti. Pandemi nedeniyle biz bir duraksadık ama sonrasında yine grafik bölümümüz tarafından organize edilen bahar buluşmalarımız var. Öğrencilerimizi sektördeki paydaşlarla bir araya getirdiğimiz bir tür buluşma gerçekleştiriyoruz, konferans serisi. Seramik bölümümüz merhum öğretim üyesi Muammer Çakı anısına, ben de bir seramikçi olarak söyleyebilirim. İki yılda bir organize ettiğimiz uluslararası öğrenci seramik yarışması, Muammer Çakı seramik yarışmasını düzenliyoruz. Çok fazla katılım da oluyor ve bu bizim için, bu yarışma gerçekten dediğim gibi seramikçi olarak çok kıymetli. Bizim bünyemizde, fakültemizde 3 adet sergi salonumuz var. Faruk Atalayer Sanat Galerisi'nde dileyen sanatçılar kişisel sergilerini açabilecekleri gibi öğretim elemanlarının da katıldığı ya da çeşitli temalı olan karma sergiler düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz eğer isterlerse Galeri G ve Galeri S bünyesinde de kişisel karma sergilerini açmak istediklerinde, daha mezun olmadan biz onlara bir sergi nasıl düzenlenir, sergi nasıl organize edilir göstermiş oluyoruz ve birlikte sergiler düzenliyoruz onlar için. Çok güzel bir avantaj hocam. Peki hocam, öğrencilerimiz geldiler, okudular, bitirdiler ve mezun oldular. Evet. Mezun olduklarında temel iş alanları neler olacak onlar için? Bir kere her bölümden mezun, bu 7 bölümden de mezun olan arkadaşlarımız kendi sanat atölyelerini, tasarım stüdyolarını açabilirler. Ama spesifik olarak bakacak olursak resim, heykel ve baskı bölümünden mezun olanlar kendi atölyelerini açabilecekleri gibi sanat danışmanı olabilirler, sanat yönetmenliği yapabilirler, güzel sanatlarla ilgili kurullarda akademik kariyerde yapabilirler. Cam bölümünden, seramik bölümünden mezun arkadaşlarımız sektörde, fabrikalarda tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi kendi stüdyolarını, atölyelerini açıp üretime devam edebilirler. Hı. Animasyon bölümünden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabilecekleri gibi animasyon, multimedya yapım şirketlerinde, televizyonda üretimlerine, tasarımlarına devam edebilirler. Evet. Grafik bölümü mezunlarımız, reklam ajansları, tasarım ofisleri, web tasarım ofisleri, televizyon, post prodüksiyon şirketlerinde çalışabilirler. Evet, peki hocam, biriminizi tercih edecek adaylara tavsiyeleriniz var mıdır? Ayrıca Eskişehir dışından gelecek öğrencilerimiz için de tavsiyeleriniz var mıdır? Veyahut başka bir ilden gelen öğrenci için
hangi fırsatları sunar? Elbette. Biz Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak her türlü altyapısını, donanımını tamamlamış bir fakülteyiz. Evet. Ülke genelinde de en çok tercih edilen fakültelerden biriyiz. Hı hı. Deneyimli, çağcıl bir kadroya sahibiz. Genç ve dinamik, her zaman çağın gerekliliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra günümüze dair de üretimleri destekliyoruz. Ülkemizdeki gerçekten sanat okullarıyla kıyasladığımızda laboratuvarlarımız, teknolojik anlamda bilgisayar laboratuvarlarımız, atölyelerimiz gerçekten çok iyi durumda. Ve öğrencilere malzemeleri çoğunluğunu temin etmekteyiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu son sorumuzdu. Bize bu bilgileri verdiğiniz için, paylaştığınız için ayrıntılarıyla çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim Üniversitem canlı yayın serimizin 3. konuydu. Sayın doçent Duygu Kahraman bizi bu konuda geniş çaplı bilgilendirdi. Ona tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki serimizde takipte kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Thank you.